Efendim merhabalar. Hanımca programından sevgiler, saygılar sunarak bugün de sizlerle birlikteyiz. Hemen konuğumuzu sizlere tanıştırmak istiyorum. Aslında psikiyatri uzmanı Doktor İsmail Gökşen ama bugün bize başka kimlikle, yazar kimliğiyle aramızda olacak. Hoş geldiniz hocam. Efendim, hoş nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Yıllar öncesinden dostluğumuz var, arkadaşlığımız var aslında. Evet. Bu vesileyle bir kere daha evet. Bu söyleşide bir araya geliyoruz. Ne mutlu ki bize. Psikiyatri uzmanı olarak almıştık. Tekrar bir de çevreyle ilgili. Çevreyle ilgili almıştık. Ben uzun evet. Süre biliyorsunuz Tema Vakfı Başkanı'nı yaptım. Tema Vakfı'ndaydı. Kayseri'ye 650 bin fidan dikimine vesile olduk. Evet, evet. On binlerce öğrenciye eğittik. Sonra evet. Bu havai fişeklerin yasaklanmasıyla ilgili. Burada ben o sırada Kent Kosteyi üyesiydim. Evet. Oradan çevre kurulundan geçti. Şu anda da onlar tespit ediyor. Yani Kayseri hakikaten Allah'tan böyle bu 15 yıllık süre içerisinde güzel hizmetler oldu yani. Evet, bir, çok bir, güzel. Bir izimiz oldu gibi geliyor. Ne kadar güzel evet, hocam. İyi ki tabii, varsınız. İnşallah. Hocam bugün yazar kimliğinizde sizi aldık ama herkes sizi tanıyor aslında. Evet, sağ olun. Ama yine de tanımak isteriz sizi. Tamam, memnuniyetle. Ben öncelikle bizi izleyen ve TV Kayseri'nin izleyicilerine sevgi, saygı, hürmet ve muhabbetle en kalbi duygularımla selamlarım ve iyi seyirler dilerim. Ve bugün tabii yine de tekrar şey edecek olursak, ben 1954 yılında Pınarbaşı'nın Kurttepe köyünde doğdum. İlkokulu komşu bir köyde, çünkü bizim o sırada 3 vardı, 5 yoktu. Ortaokulu Mimar Sinan Öğretmen Okulu'nda, liseyi Ankara Yüksek Öğretmen Okulu'nda bitirdim. Ve bitirdikten sonra Hacettepe, o zaman Gevher Nesibe Tıp Fakültesi vardı. Orada okudum ve askerlik görevimden sonra ihtisasımı bu defa Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim dalından aldıktan sonra 1987 yıllarında Yozgat'ta gittikten sonra doğrusu hem mecbur hizmettim hem de arkasından orada ben doğrusu evet. Sağlık İl Müdürlüğü gibi ek bir görev yaptım. Ve bu sırada da tabii oradaki hizmetler dolayısıyla uzunluğunda da Doktor İsmail Gökşen Yüzme Havuzu Tesisleri diye bir TSD'de bizim ismimiz verildi. Çok ve güzel. Ve üçüncü seneden sonra tabii döndük Kayseri'ye ve o sırada doğrusu Devlet Hastanesi'nde uzun süre başhekim muameli yaptım. Ve 2009 yılında da kendi isteğimle emekli oldum. Bir iki sene bu Melikgazi Özel Hastanesi'nde çalıştım. Sonra yine o sıralar bu iki seneden sonra bu Has Parti İl Başkanlığı için doğrusu bir teklif gelmişti. Onu değerlendirdik ve ben bu arada Tema Vakfı'ndan da ertesi gün istifa ederek doğrusu o sırada siyasi bir şey siyasete dönemimiz oldu. Ve böylece tabii ki şimdi kimliğim Türk-İslam kültürüyle şekillenmiş olup en iyi, en yeniyi takip eden günün adamı olarak bilinen biriyiz. Büyük ve güçlü Türkiye ideali için var gücümle de çalışan birisiyim ve bu yaşımızda. Tabii bu arada pek çok vakıf, dernek ve bu derneklerin bir kısmı tabii temana asıl biraz önce bahsettik. Sonra özellikle diyelim Tabipler Odası, Psikiyatri Derneği, Politik Psikoloji Derneği, Pınarbaşılar Derneği, Yurt Türk üyesiyim, geçmişte Çevre Vakfı Yönetim Kurulu yaptım. Üyeli yine Dadaloğlu ve derneğinde hem yönetim kurullarında hem denetim kurullarında görev aldım derken ve de tabii yine AK Parti siyaset sertifikası olarak o zaman yerel yönetimlerle ilgili olarak. Siyaset akademisinde. Evet, bu arada Kayseri Yüksek Öğrenim Vakfı'nın da ben şeref üyesiyim. Aynı zamanda tabii bu arada Dadaloğlu Şenlik Ağlı eski AK Parti İl Başkanı'nı biraz önce bahsettim. Kent Konseyi üyeliyim. Var. Biraz önce temadan çok bahsettik. Binlerce öğrenciye erozyonla mücadele ilgili bilgi ve hakikaten donanımı açısından çok güzel şeyler oldu. Ve arkasından benim hobi olarak daha çok tabii toprak ve doğa ile uğraşmak olabildiği gibi yine öbür taraftan spor yapmak, müzik dinlemek. Müzikle de özellikle saz, ne, cura, kaval benim bunlar şeyim. Yani hakikaten bir kısmından şey kurs aldım. Özel hobileriniz. Evet. Sanki. Bir kısmından hatta şeyle ilgili, kavalla ilgili ben ona biraz da mostar kavalı. Çünkü 2-3 sene önceydi bir 8 günde 8 ülke gezisi olmuştu. O sırada mostarda tam da böyle kısa boylu, çok değişik ama Anadolu ezgileri çok iyi çıkan bir şey, kaval. Evet. Ve o arada dükkanda çalırken adamcağız şaşırdı falan.
Ya adam neyse, nasıl çalıyorsunuz bunu dedi. Birkaç, çünkü doğaçlama olarak ben doğrusu öğretmen okulu 3. sınıftayken müzik öğretmenim beni o zaman Gazi Üniversitesi müzik bölümüne seçmişti. Ama ben de o zaman köyden gelip köye gidiyoruz. Biraz da ama köylerde kaval kültürü vardır tabii, zaten çoban, değil mi? Çobanlarda şey var. Evet. Yani kaval kültürü zaten bizim çocukluğumuzdaki müzik kültürü davul zurna kaval. Başka şey yok ortamda. Derken tabii biz bu arada tabii neyle de ben doğrusu şey ettim. Yerel bu halk kültürleriyle de ilgilendiğim için bundan zannediyorum 2017 Türkiye Yazar Birliği Kayseri Şubesi tarafından da yılın kültür ve sanat özel ödülünü aldım. Yani öyle de bu sahada ödüllü olarak. Ve yine biz bu arada tabii bu kültür sanat alanında özellikle düz dokumalarla ilgili olarak 2 sene önceydi Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü ile bir sergi açtık. Ve sonra orada Zahide Hanım'ı burada çok anmam lazım. Kendine de selamlarımı iletiyorum. Çünkü benden de selamlar, sevgiler. Zahide Hanım'ı çok severim. Evet, küratör olarak doğrusu çok yardımcı oldu ve bu özellikle düz dokumalar kataloğunun birlikte çıkarttık ve de bir kitap çıkarttık. Evet. Kayseri'nin de doğrusu yine bu televizyonda özellikle o kitabın tanıtımı Dilek Hanım'la birlikte oldu. Evet. Ben de ona buradan bir teşekkür edeyim Dilek Hanım'a da. Ve böylece hakikaten böyle giderken tabii ben bu arada Dünya Uşarlar Derneği İstişareiyet Başkanlığı ve Umursal Başkanlığı gibi bir şey de yaptım. Tabii İngilizce biliyoruz ve iki çocuk babasıyız ve benim Tolga oğlum Çivan'da bir özel şirkette genel müdür yardımcısı. Kızım eczacı. Bu arada gelinim fizik tedavi uzmanı. İki tane çok sevgili torunum var. O torunlarıma buradan bir daha el sallayayım. Çünkü onlar bunu çok beklerler. Ve de tabii kendimi ilkeli, dürüst, sivil toplumcu ve kanaat önderi olarak da görmekteyim. Ve böylece aslında daha uzun şeyler olabilirdi ama şimdi zamanla konuşuruz. Konuştukça anlatırsınız. Çünkü kamuoyu da sağ olsun bizi bilir. Ama bizim bütün şeyimiz gerçekten hakikaten dini, milli, insani ve sosyal sorumluluk olarak atfettiğimiz yani gerek çevre olsun, gerek hekimliğimiz olsun, gerekse diğer birimlerle ilgili olarak hakikaten karınca kadarınca halen bu işlerle aktif olarak da ediyoruz yani. Uğraşıyoruz yani. Uğraşıyorsunuz, ilgileniyorsunuz. Kitap yazmak nereden aklınıza geldi hocam? Şimdi şöyle yani psikiyatri uzmanısınız, doktorsunuz. Evet. Nereden? Hani bir de sandım ki şöyle düşünürdüm aslında. Hani bir psikiyatri uzmanı son zamanlarda pek bir moda oldu. Gelen hastalarıyla ilgili işte kitap yazarsınız diye düşünürdüm. Siz apayrı şeylerle yola çıktınız. Benim şimdi ilke olarak hastalarımın gizli olan özel hayatlarıyla ilgili olduğu için hiç kesinlikle o konuları hiçbir yerde, hiçbir oturumda, hiçbir şeyde eşime dahi bahsetmiş değilim. Bu benim için yani gizli bir sır gibi hastayla aramda. Olması gereken yani aslında odur diyorsunuz. Bu. Evet. Şimdi benim bu kitapla ilgili aşağı yukarı bir 3 sene önce burada bir kurs açılmıştı yazarlar dıkla ilgili olarak bir 3 aylık bir kurs. Ben o kursa gittim. Sonra arkasından senaryo yazarlık kursuna gittim. Ve tabii ben bir kısmını yine etmedim. Özellikle bu kurslardan diyelim ki bu diksiyon kursu 8 ay diksiyon kursuna gittim. Sonra bahçıvanlık kursu ve arkasından yine arıcılık kursu. Benim bu sertifikalarım hepsi var. Yani fiili hocam olarak, ne güzel, sürekli kendinizi geliştiriyorsunuz. Peki bunun bir sebebi var mıdır? Sebebi ben şöyle biraz hakikaten aktif bir adamım. Yani bir de gerçek anlamda yani toplumda tabii önderlik yapmak yani oldu olası yani bilerek bilinçli bir şekilde. Çünkü hatta ben bir örnek olayım istiyorsunuz. Aynen yani Allah'a şükür yani öyle de olacaktır. Şimdi uzun süre 15 sene Tema Vakfı Başkanlığı yaptım ama biz hasbelkader bir bağ çektik. Yani bu arada şenettik diyelim bizim yerel ağızla. Artık olması gereken odur zaten. Yani bu yaşta mutlaka olması gereken. Ya dedim şimdi hatta bana diyor ya sen işte temacısın. Ya dedim kardeşim biz yıllarca bu toprağın yaprağın siyasetini yaptık ama şimdi bu bağ içleri toprak
ağaçlar, bunların hastalıkları... Dilinden anlamak lazım değil mi hocam? Tabii tabii, toprağın hastalıkları, işte ağaçların filanların ilaçlamaları, bunlar apayrı bir konu. Hakikaten ben onun için içerdim. Yani arıcılık da şöyle, rahmetli babam da arıcıydı, 70-80 tane şey vardı. Bal falan yapıyor musunuz, yani üretiyor musunuz? Evet hocam, sürekli kendini geliştirmiş, sürekli ama ne kadar güzel. Şimdi arıcılıkla ilgili olarak hem çocukluk anılarıyla, o sırada arılarla da uğraşıyordum. Biraz daha geliştireyim deyip, ama bu arada şimdi bizim hanım özellikle torunları arılar sokar diye şeye koyamadık. Bağ bahçeye koyamadınız. Koyamadık ama tabii biz onun yani her an şeyini yapabiliriz. Yani ben çünkü... o birikim onun, var o sizde. O birikim şeyde var. Aynen aynı şekilde. Ve böylece tabii senaryo yazarlığım da var. Hatta bizim Kırkemli diye doğrusu ben bir senaryo yazdım. Ama yani o şimdilik kamuoyuyla çetmedim. Yoksa yakında sizi bir senarist olarak da görebiliriz yani. İnşallah. Yani. Bakalım. Ben yani çünkü bu işte yani adım adım giderken gerçekten bu belli birikim. Hı-hı. Çünkü hani bir 3-4 sene önce hadi doktor bunu yaz desen, yazmak zor. Hani hakikaten bu benim... eğitimini alınca mı güzelleşti şimdi, hocam bu? Ben tabii ki ne aynı zamanda kitap okuyan biriyim yani. Şimdi belli bir olgunluk, belli bir hani şey nedir, bardağın suyu dolup taştığı gibi. Yani bilgiler donanımlı olunca ondan sonra hakikaten yazmak daha kolay. Evet. Şey diyor. Hatta şöyle diyeyim örnek olarak, şimdi biz tabii kırsalda köyde değirmenlere şey gelirdi, böyle arktan sular gelir, sonra değirmene girerken özel bir onun borusu var. Yalnız fazla sular o yan tarafta şey der. Taşar mı? Taşanlar atılır yani. Evet. Şimdi biz de o hale geldik yani. Öyle olunca yazmaya başladık. Yani ve de tabii şimdi burada bu şey vesilesiyle tabii ben kitaba da bu vesileyle girmiş oluyoruz. Ben özellikle bu kitabı ithaf ettiğim sevgili eşim, evimin direği çocuklarına ve torunlarına olan fedakarlıkları saymakla bitmeyen, iyi bir anne, iyi bir babaanne, her hal ve durumda desteğiyle yanımda olan 42 yıllık hayat arkadaşım Muhalla'ya, oğlum Tolga'ya, melek kızım Burcu'ya, yangal bacım Durdu'ya, kıymetli gelinimiz Nurgül'e, ilk göz ağrımız sevgili torunum Nil'e, benim atkımın boynuna doladığında babaanne dedemin kokusu var diyen sevgili torunum Ege'ye ithaf ediyorum. Yani çok bu, güzel. Böyle bir şey mi var? Öbür taraftan tabii bu kitabın şimdi temel amacı, yani burada evet, çünkü çekilenirken, şimdi biyografim, Afşar Türkmenlerinin sözlü kültürün yazılı kültüre geçmesi, hı hı, gelenek ve göreneklerin unutulmaması, köy şiirleri, tasavvuf şiirleri, fıkramsı hikayeler. O yüzden mi ismi Özüm? Evet. Yani özünüzü anlatıyorsunuz. Evet, aynen öyle. Ebem derdi ki ile başlayan sözleri ağıt ve göç psikolojisi, ozanlardan benim hakkımda deyişler de var tabii bu vesileyle. Ve anamın kölekarıyla gelecek kuşaklara aktarmasını bir nebze de olsa bu aktarımı sağlamak için ana şeylerden biri bu. Tabii kırsaldan gelip özellikle 74-80 yılları arasında da bu gelişen sosyal ve siyasal olayların da içerisinde büyüdük. Ve o sıralarda tabii benim orta üçte bir öğretmenim Yunus Emre ile ilgili bir kitap vermişti. Ben onu okuduktan sonra özümsedim. Bütün hayatımın gelişmeler içerisinde hem felsefem, hayat şeyim olmuştur. Yaşam tarzım olmuştur daha doğrusu. Bu benim için ve ondan sonra bu kitabı yazarken özellikle sağ solu sorgulamak için ben bu şeyde kitapta yazdım. Şimdi hak aramak sol mudur? Hakkı aramak sağ mıdır peki? Hak ne soldur ne de sağ. Hak adalettir, dürüstlüktür, ahlaktır, eşitliktir, hak evrenseldir. Nereye gidersen git, kendinden bir şey kaybetmemektir diye sağ ve solun sorgulamasını bu kitap yoluyla, yani bu felsefi açıdan da böylece burayı çektim. Tabii kitabın içerisinde özellikle çocukluğumuzdan itibaren ilkokul, yüksek öğretim okulu, üniversite, öğrencilik olayları ta o zamanki dile getirildiği gibi bu Afşar kültürü içinde sosyal yaşam tamamen incelenmekte. Ve 4 kıtada, bu arada ben 4 kıtada 40'ta sonra 60 oldu. 60 ülkeye de gittim yani, yurt dışı tecrübelerim de var. Maşallah, ne kadar güzel. Evet, yine biz bu hanımla birlikte Arabistan'da özellikle Umre ve Haç döneminde gittik. Peygamber Efendimiz'in hacı hayatını... oldunuz yani. Hacıyız yani. Şimdi, maşallah, çok güzel. Şimdi diğer bir hacılığımız doğuştan hacı. Şöyle
Bizim ismimiz konarken... Hacı İsmail mi? Kitapta da evet. Bir, şimdi rahmetli babam bizim Orucuoğlu diye bir köy var. Oranın camisini yaparken o zaman tabii haca gitmek falan çok kıymetli. Yürüyerek gidiliyormuş, atların üzerinde. Yürüyerek 6 ayda gidip gelirmiş falan. Ve o arada biz doğunca orada Hacı İsmail... Şimdi İsmail'i millet unutmuş. Hacı benim bütün ilkokul sonuna kadar hatta şimdi ilkokul 5. sınıfta şeye gireceğiz, imtihana gireceğiz. Öğretmen dedi şu şeylerinizi bir getirin. Nüfus cüzdanları. O bir gitti ki bizim ismimiz Hacı değil İsmail. Yani ismimizin İsmail olduğunu da ilkokul 5'te öğrendim. Ve ondan sonraki aşamada tabii ki bu hac farizası da bizi çok heyecanlandırmıştır. Allah kabul etsin. Allah hakikaten kabul etsin, herkese de tavsiye evet. ederiz. Amin. Çünkü benim mesleğim icabı da hakikaten maddi ve manevi olarak özellikle manevi gücüm şeyi elbette ki yani ibadetler, Kur'an, sünnetler ve o taraftan tabii ki bu simgesel olan yerlerin mutlak surette görülmesiyle ilgili. Bu arada tabii gündemi işgal etmiş olan 12 Mart 1971 askeri muhtırasını, 12 Eylül 1980 askeri darbesini, 28 Şubat 1997 post modern darbe sürecini, 27 Mayıs 2007'de askeri bildirisini ve 15 Temmuz'da başarısız darbe girişimini görmüş olarak ve de tabii bizim bu yörede de Sarız, Tomarza, Pınarbaşı'nda da ilk defa okuyan tıp öğrencilerinden biriyim. Aa, çok güzel. Yani ne büyük yerden... gurur değil mi? Efendim? Ne büyük gurur diyor. Yani tabii. Siz günkü... çok ciddi örnek olmuşsunuz. Sizden sonra gelenler de çoktur eminim. Evet, zaten bu kitapta hakikaten her tarafında güzel yani örnek olacak bir yeniçeriler var. Onlar inşallah konuşuruz. Şimdi maddi imkansızlıkların söz konusu olduğu bir ortamda okumak her babanın de imkanı harcı değil. Harcı evet. değil. Çağdaşlık ben doğrusu yerel, ulusal, evrensel değerlerdir olarak addedip onun için en belirleyici ifade kendim adıma adam gibi adam, gönül adamı, insanlık abidesi, samimi, dürüst, merhametli tanıyanların ondan memnun olması diye bizi tanıyanların bizden memnun olması, mutlu eden bizi bu. Ve öbür taraftan ömrüm bana öğrettiği en değerli şey dostluk. Hakikaten bunu yaşayıp insan bizi tanıyanlar. İnsani münasebetlerim meslek hayatında kişiliğimin tamamlayıcısı olan ögeler, tıpçı, çevreci, siyasetçi, yerel kültürle ilgilenen kanaat önderi, avşar kimliğiyle hizmetin içinden gelen birisiyim. Hastalarıma sevgi, saygı, hürmetle hizmet ettim. Hayatın her safhasında uygulanması gereken insani ve İslami ölçüler içerisinde söylediği sözü, yaptığı işi hak eden birisi olarak dini, milli, insani, sosyal, kültürel sorumluluk her zaman yolumu aydınlatmıştır. Çok güzel. Yani böyle bir... Hatta benim bu şeylerle ilgili olarak ben gelmedim davi için, benim işim sevi için, dost evidir, gönüller gönüller yapma geldim diyen Yunus'un felsefesi bizim hayatımızın çizgisi olmuştu. Evet, kitapta anlatılmak istenen şeyleri aslında anlattınız, bir kısmını söylediniz evet. ama aslında vermek istediğiniz mesaj neydi bu kitapta? Bu kitapla ilgili olarak tabii ilk etapta benim bu biyografi. Evet. Bu biyografiyle ilgili şimdi başlarken mesela o bizim o kültürü yansıtmak için anam derdi ki dirliğimiz rezilliğimizdi. Bir kültürün bir kitap yazacak kadar iki kelimesi. Evet. Yani bu şeyde özellikle tabii biyografi içerisinde ve de diğer taraftan bu kitabın içerisinde inşallah şöyle karecikler şey niteliğinde var. Bu bizim şey özellikle Yunus Mevlana Anadolu Müslümanlığı ile ilgili. Öbür taraftan şimdi mesela burada ilk şeyde koymuşum. Halden anlayana hayran olurum, gönülden sevene kurban olurum diyen Karacaoğlan'ın şey var, dörtlüğü var. Diğer taraftan şimdi Şems-i Tebrizi yani onun güzel şeyleri var bu şey sırasında. Güzel bir gülü, güzel bir geceyi, güzel bir dostu herkes ister. Önemli olan gülü dikeniyle, geceyi gizemiyle, dostu tüm derdiyle sevebilmektir diye Şirazi'nin. Diğer tabii özellikle bu doğumla ilgili olarak şöyle güzel bir şey. Tabii burada biraz da edebiyat şeyini yazmış oldum. Mayıs'ta gün doğmadan dağların başı ağrır. Usuldan seher yeli ılık ılık eser, toprak buğulanır, kuşlar öter, kelebekler uçuşur. Kurt, kuş, börtü böceğin uyandığı bir günde tüm yaratıklar taze bir dünyaya kavuşur, çiçekler tomurcuklanır.
Mor kayalıkların arasında her yer yeşile bürünür. Sular çağıl çağıl çağlarken yarpuz kokulu serin pınarlar coşar. Serçeler vıcır vıcır vıcırdar. Sular çağlar, toprak kokar. Doğan güneşin tüm cömertliğiyle ışıklarını salıverir. Allı güllü nice günler birbirini kovalarken hadi hayırlısı diyoruz. Biz de 2 Mayıs 1954 yılında ailenin ikinci çocuğu olarak, fakat anam biraz ebelikten anlardı. Anam kendi doğumunu yapmış. Rahmetli peder de bizim göbeğimizi kesmiş. O kadar yani. O kadar yani. O şeylerden şey diyor, geliyoruz. Ve diğer taraftan tabii çocukluk yıllarında özellikle bu şeyde benim tabii bu tarafı biyografiyle ilgili olduğu için ağır bir çiçek hastalığı çekmişim, geçirmişim. Rahmetli ebem, Sultan ebem şimdi sırtına... Eskiden aşı yok, bir şey yok herhalde, değil mi? Sırtına meşinden bir şey yaptırmış. Benim gözlerim kapanmış. Aynen anamın dediği, o da rahmetli oldu. Buzların altından sular giderdi. Aynen senin gözyaşları da öyleydi. Allah'tan dedi, hiç yüzünde bir şey kalmadı. Yani o kadar. O yani şey etmedi, herhangi bir iz kalmadı. Ve tabii çocuklukla ilgili güzel bir anı olabilecek. Daha 6 yaşlarında doğrusu. Anam şimdi bizim şeyde, köyde aslında büyük bir boğaz. Bizde şey, vadi kısık. Bu kitapla özellikle... Şimdi bizim o dönemler, bu yaşımızın içerisindeki olan avşar toplumun kullandığı kelimelerin aşağı yukarı 200-250 tane açıklayıcı olarak kitabın alt şeylerine yazdık. Evet, çok güzel ama avşarların dilini anlamak çok güzel. Mesela dolmuşa binersin, ben onu duyduğum zaman çok şaşırmıştım. Evet. Beni eyle şurada. Anlamadım demiştim ya. Ne demek istiyor? Evet. Arkadaşım böyle konuştuğu zaman eylemek ne demek? Hani beni burada bırak demekmiş. Tabii. Bir bunu hatırlıyorum avşarlarla ilgili. Doğru, güzel. Şimdi ben bunların inşallah dediğim gibi 250 şey aşağı yukarı. Söyler misiniz birkaç tane onlardan? Valla burada mesela kısık vadi. Bizde kısık vadi olarak. Vezilemek, ağlamak. Fevkinde, umurunda olmamak. Ondan sonra yine şeylerden cızdan, tattarabileye benzeyen bir alet mesela. Çingiş, yerel endemik bir bitki. Yalangı, odunsu bitkiler. Ondan sonra peşkire, havlu. Onu Kayserilerde daha çok bilir. Evet. İşte mabeyin aralık olarak mesela. Hı-hı. Sonra bark, yine barınak olarak. Diğer taraftan mesela şaya. Şaya çok şey oldu, laf. Evet. Laf şeyi, söylenti tarzında. Bu kullanılır aslında. Kullanıyor, o şeyler kullanılıyor. Mesela tapan. Mesela tapan gibi serilmek derler. Serilmek gibi. Tarlayı düzleştirmek için ağaçtan yapılmış tarım aracı olarak. Bak onu bilmiyordum ama tapan gibi serilmek sözünü bilirim. O da buna benzer. Ondan geliyordu demek ki. Etkilenerek kadasını almak. Kada aslında günahın benim olsun demek. Kazayı, belayı, sana gelen kazayı belayı alayım. Kayseriler de çok kullanır. Çok kullanır. Benim şimdi o küçük torunum babaanneye ara sıra diyor. Babaanne kadan alayım diyor. Ya babaanne de tabii şey diyor, onu duyduktan sonra o da sağ olsun ta çocukluğundan beri zaten emekli olduktan sonra torunlara baktı. Onları iyi yetiştirdi Allah'a şükür. Yine böylece bu süreçte yani kitabın şeylerinde var bu şeyler. Mesela buğan diye bir çeşit böcek var yani buğan diye. Buğalek diye mesela hayvanları ısıran bir sinek var. Tönge, ekin biçmekte kullanılan, ayağa takılan cırtlık otundan yapılmış bir ayak bağı. Yani zoo tırpanla ekin biçme, bağcık tönge ile ekin biçme gibi böyle ama tamamen açıklayıcı. Onları ben doğrusu bu süreci içerisinde giderken açıkladım. Hem de baksın rahat okunsun. Yine diye. Kitaba geleceğiz ama bu kitabı çıkarırken zaten siz biyografi var dediniz. Ondan kendinize... sonra şimdi ikinci bütçede başlık olarak ebemin dediği diye bölüm bölüm 5 bölüm. Hı hı. Şimdi ebemin dediği, ebem derdi ki diye bizim bu yöresel olarak özellikle şeylerle ilgili sözleri ben şöyle onlardan da size örnekler vereyim. Zamanımız var daha değil mi? Var şey hocam buyurun. Şey yok. Çok ayrıntıyı da zaten kitap şey olduktan sonra şimdi hatta bizim bir dostum ancak bu ebem der ki olan sözleri bizim Emmoğlu Buluşmalar diye bir şeyimiz var. WhatsApp grubu var. Ben de doğrusu onun yöneticilerinden biriyim. Orada önce orada şey ettik, yayınladık. Ben ondan sonra onları toplayıp kitaplaştım, içerisine koydum. Mesela burada hınazalık olmazsa yarenlik olmaz.
ebeniz demiş bunu. Öyle mi? Yani bu aslında bizim kültürel olarak söylenen bir şey. Ama ne demek? Burada hınazalık şey demek, haylazlık. Yani bir şaka maka yapacağız ama biraz haylazlık olmazsa şaka ortamı olmaz gibi mesela. Evet. Buna benzer mesela yine başka yolu doğru olanın yükü ağır olurmuş. Diğeri aile tek gerçek servettir. Dua ümit etmektir. Allah ele obaya malamat etmesin diye. Bu da çok şey olur. Yani evet. Allah rezil etmesin anlamında obaya, mı? Oba bizim biliyorsunuz yöresi hatta Avşarlar en son yerleşik düzene geçen boylarda biridir. Evet. Oba halen de o köyler adına hatta gidince böyle hoş sohbet tüyü sırasında söylerler yani oban. Oban nasıl diye söylenir yani. Çünkü orada öyle bir şey var. Diğer mesela yine dadanmak kara gelin, dadanırsan gene gelin diye. Ben doğrusu bunu ta 20 sene önce bir bizim bu Avşar yaşlı bir amcadan çetmiştim ilk defa da. Yani hem hoşuma gitmişti hem bu şeyde özellikle Türkçe. Ne demek hocam? Şimdi dadanırsan diyor yani bir yere çok gidersen, evet. Gidersen ondan dadanmak kara gelin gene gelirsin diyor. Yani öyle güzel yani şeyli kafiyeli söylem. Bu evet. Aslında öz Türkçe'de bu tarz olan şeyler yani var ve de bizim bu şey kültürde çok yaşıyor. Evet. Yine göçen ha gerçek insan hal ehli olandır gibi. Ya da buna pek çok burada şeyler var. Muhabbet iki baştan diye mesela. Hani değirmen iki taştan muhabbet iki baştan. Değirmen onun şekilde. Kuşa kanadı ağır gelmez. Tırtıl tüm işi yapsa da takdiri kelebek toplar diye. Böyle bu sözler bir de avşarlığımız Türklüğümüzün hüccetidir. Evet. Şeyde ispatıdır, senetidir yani. Hmm. Bizde öyle şey var. Avrat dediğin yartmaç gibi sağlam olmalı diye. Böyle aa. Şeylerde bizde bu yerel şeyleri var. Yani böyle din, güzel sağ, sözler ha, aslında. Gibi şeyde zırva tevil götürmez diye var mesela. Güler yüz gönlün yaylasıdır gibi böyle epeyce şey var. Ha, halkada geziyor, ev aklına gelmiyor diyor. Halka aslında şeyde sokak. Sokak anlamında. Sokak. Yalnız halkanın bizim kendi kültürümüzde, yayla kültüründe ortada şeyler var. Derim çadır dediğimiz ağa çadırı, bey çadırı var. Onun etrafında ağa çadırlar var. Şimdi çocuklar hani güvenli olarak çetsin diye halka. Halka evet. Bir oçede dolaşır, gezer, işte gençler sohbet eder, ondan sonra oturur, şorlaşırlar. Ve o halaka şey olunca, bu köylere dönünce köyde halaka şey olmuş, sokak olmuş yani. Sokak anlamında yani şeye döndükten sonra, köy yerleşik düzene görünce oradaki o şeyden ifade halaka, oradaki halka bir açıdan halka gibi çünkü. Aslında hocam bunları yazmaktaki amacınız şu mudur? Yani hayatımı yazsam roman olur, bildiklerimi yazsam roman olur gibi mi? Buradan mı yola çıktık şimdi acaba? Şimdi buradaki temel şeylerden biri bu söylemler biliyorsun kültürel olarak kaybolup gidiyor. Bunlar yeniden... Aslında kültürümüzü öne çıkarmak. Ha, şimdi evet. Bir kaybolan bu sözleri kültürümüzü... Bir miras aslında bunlar. Kültür çünkü bizde doğrusu bu göçebe kültüründe daha çok sözlü kültür var. Yani söyleniyor ama yazılı kültüre geçmiyor. Ana şeylerimizden biri bu. Zaten söylemlerde de ilk defa söyledim. Sözlü kültürün yazılı kültüre geçmesi. Evet. Yani bu söylerimi bir de işte gençlere ve şeylere kaybolmasın. Çünkü öyle geçen bir tane bu şeylerle ilgili doğrusu kısa süre ama 8-10 tane hemen çok güzel yorumlar var. Yorumlardan bir tanesinde de yani çok güzel anlatımınız. Keşke bu şeyleri kuşağı bir okusa diye. Yani derken yani buna benzer şeyler oluyor. Yine mesela yalan kapıdan girince din Pınaraca'dan çıkar diye bir şey var. Pınaraca baca mesela onun evet. Gibi. Yani buna benzer güvenin söküğü dikiş tutmaz diye. Yani derken epeyce şey var, güzel sözler var. Ve de şimdi tabii şey demiş, avrat vezir de der, rezil de der diye halk arasında doğrudur. Yani ben bunların hepsini böylece bu kitapta toparladım. 208 sayfa çünkü. Evet. Şimdi bir de fıkramsı hikayeler diye. Doğrusu aynen. Bir tanesi şey, anlatır mısınız? Tabii anlatırım ben. Şimdi epeyce şey var, fıkramsı hikayeler var. Onlardan bir şeyler paylaşırız. Şimdi bunlardan bir tanesi. Şimdi komşuları Avşar Emmi diye doğrusu ben bir metafor çektim.
aynen şeyler işte Lazlar'ın temeli gibi olsun. Evet. Ve çünkü bu tarz bu kitapla şey diyor bu ilk defa Avşar Emmi metaforuyla bu fıkramsı hikayeler şeyi bu kitapla yani daha öncesi yok. Evet. Şimdi komşuları Avşar Emmi'den dertlidir. Yahu Avşar Emmi ne muhanetlik ne pintilik ediyorsun. Bir elek bile vermiyorsun. Eleyebilirsiniz. Bilirim. Yani sanki kimseye işin düşmeyecek gibi. Avşar Emmi elini alnına götürür. Bire emirler. Elek istemenin de bir adabı, kuralı, yolu vardır. Eğer eleği direkt isterseniz yok derim. Evhanesini över, eşyalarımı, hatta itimi överseniz bana elek lazım derseniz şöyle bir düşünür. Ben de elek size kurban olsun der, hemen veririm der. Yani, çok güzel. Evet. Şimdi diğer taraftan tabii ben şöyle hem sayfalardan... Aslında bir felsefe yatıyor bunun altında. Bu fıkranın altında bir felsefe var aynen sonuçta. Öyle. Şimdi vakti zamanda Avşar Emmilerden birinin değirmeni varmış. Olay Avşar öykesinde. Yörüye öyke derler bizde. Öykesinde. Yani. Geçiyor. Ortam kış gün batıyor. Davulcu Bulduk Usta yanında zurnacı körü İsmail Usta ile köyden bir köye gidiyorlar. Bu arada kar başlıyor, ustalar değirmene giriyorlar, üstte bir delik var, ortalık toz duman. Bir ara bir kurt yolunu şaşırmış, küt diye yukarı delikten aşağı düşüyor. Bulduk Usta kör İsmail'e, ulan İsmail vur diyor. Düğün yeni başladı diyor. Şimdi davul zurna çalarken ustalar korkudan çalıyor tabii. Yani şimdi içeride. Kurt da korkudan sağa sola kapıya çarpa çarpa bayılmış. Bunlar o arada bir oh çekip fırsattan istifade ederek şeyden çıkmış, kaymışlar. Evet, yani çok böyle güzel. Yine bunlar yaşanmış hikayeler aslında. Yaşanmış tabii. Hem yaşanmış hem de birkaç bunların arasında benim kendi kurgularım da var. Ama daha çok yine şimdi Avşar köylerinde muhtarlık seçimleri çok çekişmeli geçer. Yani hem de sosyal şeyleri. Evet. Adeta kabilelerin güç gösterisine dönüşür. Dedikodular, nefret söylemleri, fırıtçılar ortaya çıkar. Fırıt duymuşsundur. Çok bilmiyorum. özellikle şeyler de böyle ortalığı işte biraz... Karıştıran anlamında mıdır? Evet, tamam. O açımda. Kavgalar, cinayetler olur. Muhtar olunca da devrebeyvari davranışlar sergilenir. Muhtarın önünden geçilmez ne derse olur öflü cöflü günler. Uzun süre muhtarlık yapan bir Avşar Emmi'ye bir avşar kocası gidiyor. Muratsa da yeter, Muratsa da yeter dese de herkes bildiğini yapıyor. Okuyor. Avşar Emmilerden biri muhtar olmuş. Ertesi günü sabah kalkmış komşular. Daha dün ben de sizin gibi bir adamdım. Bugün muhtarım. Davarlar bu tarafa, sığırlar bu tarafa sürülecek diyor. Ve avradı teyze elinde çalı süpürgesiyle bire deli. Dairene gel sonra nazar değer diyormuş. Gibi böyle yani bu tabii fıkramsı hikayelerin şeylerden biri de böyle. Yine şimdi bir zamanlar Avşar'ın biri akşamdan bir köye varmış. Emoğlunun birinin evine misafir olmuş. Hoş beşten sonra obadan şorlaşılmış. Konuşma biliyorsun. Evet. Çay kahve derken zaman geçmiş karnı zil çalıyor. Avşar Emmi başlamış söylenmeye. Öküzümün alnı kara, çift sürerim dala dala, şu garip çıkan bizim azıkçım ola. Ölümden, öldüm acımdan diyor. Emmi'zi de duymuş, ha sayıkla diyormuş. Avşar Emmi durmuş duramamış, yatsı olmuş. Atmış elini kulağına, bizim eller, yatarken yatsılık yerler. Yatsılık, evet. Yatarken şey. Yine ev sahibi Emmi'zi aşağıdan bir yel esti. Herkes bu adeti kesti deyince Avşar Emmi acı acına yatmış, sabah erkenden atı hazırlamış. Ev sahibi Emmi oğlu hayırdır hizmette kusur mu ettik der demeyetten şey Avşar Emmi akşam yemeğinden sonra gelen sabah çorbasını içmeden giden misafir iyi bir misafir değil mi deyince Emmi oğlu bizim öyle bir misafirimiz var ki uzaktan el sallar geçer gider demiş. Ha güzel. Yani, güzel böyle şeyler var. Yani güzel, evet. Hoş. Şimdi
Hocam sonuna geldik programımızın. O kadar çabuk geçti ki. Öyle mi? O kadar güzel anlatıyorsunuz ki çok teşekkür ediyorum. Ben şimdi buradan son birkaç, ben özellikle bu şiirlerden de okuyayım. Evet hocam. Diğer bölümleri kitabı alan okurlarımız inşallah evet. Çok ayrıntılı bunun olarak. Bunun geliri de geliri öğrencilere burs olarak verilecek. Öğrencilere burs olacak. Şimdi evet. Bu türkülerden özellikle bir dönem köy şiirleri, sonra bu köy şiirlerinden Sırgat diye bunu mutlaka çekmem lazım. Çünkü geçilen bir sosyal süreç bu. Binlerce ev aç susuz, unsuz ekmeksiz, bizim Güllü'de diz çökmüş yaslanmış beşiğe, sarı yamalı yorganı atmış üstüne, bakmıyor kapıdan girene, kalkmıyor başını eğmiş aşağı. Kele Güllü baksana, evine kırbaçlı seyis geldi. Ne diyen de baksın Güllü, sarmış beşiğe bir tek koyunu. Sarmış beleğe örtmüş üstünü, kalkmamış bu karlıktan beli yukarı. Bir bu mu daha nicesi, samanlığına buğdayını saklayanı, kuyulara zahiresini koyanı, bilmem daha nicesi. Dert bunlar hep kele, hiç de kitaplara sığacak değilesi diye. Ve öbür taraftan tasavvuf şiirleri var. Evet, bir tane de ondan dinleyebilir miyiz acaba? Sanki bir iki tane çünkü evet, benim buyurun. Torunlar ve hanıma yazdığım bu şeyler. Peki, ondan buyurun. Sonra çözüldü. Onu müsaade ederseniz tabii, belki biraz hafif şey edebiliriz, uzatabiliriz. Buyurun. Bu tasavvuf şiirlerindeki temel şeyim de şuydu. Özellikle gönüllere gönül yoluyla hizmet etmek. Darbe mesele haline gelmiş bazı İslami kavramları edebiyattaki İslam sanatıyla kurguyular tekrar el almak ve Yunusça yazmak. İlk şeyim doğrusu hanım eşime bu şeyi İyilik Perim Neredesin diye yazmıştım. Ondan sonra bu tasavvuf şiirlerini yazmaya başladım. Evet. Yüzünde nurdan ışık, yüreğin sevgi doluşuk, kalpler sevgine maşuk, İyilik Perim Neredesin? O bir şey etmişti, kızına ziyarete gitmişti bir ay. İyilik bir ayaklı, hepsi de yürekte saklı, iyilik edenler haklı, İyilik Perim Neredesin? İyi doğruya götürür, iyi iyilik getirir, iyilik melekleri yarışır, İyilik Perim Neredesin? Gökşenim iyilik edersin, kavrulan ciğerlere serinsin, sıkıntılara göğüs gerersin, İyilik Perim Neredesin? Müsaadeniz olursa ben de torunlara yazdığım şiirlerimi de son şey olsun diyeyim. Hocam. Ve bu arada tabii ki özellikle bu kitabın son şeyinde de kendini özde bulursun diye bunu, çünkü hem de kitapla daha uyumlu olsun diye, gönlünü derviş eylersin, dünyayı maksat etmezsin, kabuktan öze gidersin, kendini özde bulursun. İmanla öze yürürsün, ballar balını bulursun, hakkı halkı da seversin, kendini özde bulursun diye. Biz bu şeyin, bu şeyde stüdyoda ben Sayın Genel Müdür'e de çok teşekkür ediyorum. Burada bunun şeyini, klibini çektik. Çektiğimiz evet. Klibi şeyde, bu arada Antalya'da saz grubuyla birleşti ve güzel, hoş bir şey çıktı. Şimdi bu tabii kitabın özellikle Ağıtlar Psikodinamiği diye ve yine göç psikolojisiyle ilgili, yani psikolojik kısımlarda. Bu arada benimle ilgili olarak işte yine Anamın Kölekarı diye bir Avşar Türkmenler'deki kilim motiflerinin dili olarak şeyi var, konusu var. Ve de bizim için ozanların deyişleri var. Yani evet. İçinde arzu edersen. Artık alan okusun hocam. Alan okusun. Biz bir tane şiir okuyalım, tamam, bitirelim. Burada şimdi iki torunuma da, onlar şimdi birbirine yarışır. Seninki okundu, benimki okunmadı diye. Ben de hızlıca okurum. Hiç yok. Hiç sorun şey etmeyelim. Etmeyelim. Şimdi bu kız torunuma yazdığım evet. Şiir. Gökten mi indin? Cennetten mi geldin? Nur alem nursun sen. Söyle Nil Huri melek misin? Hak seni övmüş yaratmış, bir canım kurban sana. Daha ne istersin candan ziyade? Söyle Nil Huri melek misin? Güzellik şahıt keklik gibi gaydalayıp sekersin. Eda ile salınırsın. Söyle Nil Huri melek misin? Gökşenim haktan aldın himmet. Ahirette huri, dünyada melek. Gönlün açık eyleme minnet. Söyle Nil Huri melek misin? Çok ve güzel. Böyle güzellikler içerisinde olan şey, şöyle Ege'yi bulmam lazım. Ege benim çok şeyim. Favori. Yani şimdi mutlaka. Bir de ablam, benim geçirdiğim süreçlerle ilgili. Doğrusu şimdi tabii bu süreçler gerçekten yaşayıp çektiğim. Dönersin tam vakti Allah şafağının. Gün ışırkan kuşluk vaktinden alacakaranlığa kadar. Bu dünya şeyle ilgili.
Devran Döner Yörük Değirmeni'ne giren su misali Horhor'daki derya gibi gözler görmez, kulaklar işitmez. Dönen atomlarla sarhoş olana kadar döner. Arı duru gönülle halkı sever. Hal boyut değiştirir, gönlüne düşen od ile döne döne dönersin. Gudun vurur hakka gidersin diye. Bu bizim, çok güzel. Bu şeyin, ya geçirdiğim süreçlerin şeyiyle ilgili bu. Evet. Şimdi burada herhalde benim torunumun, torunum bu çünkü. Hocam son al. Bu son. Hızlı son. Olsun. Peki hocam. Bak Ege daha körpesin. Şimdi ben bu akşam da bunun kitabını imzalarken, abi ben körpeyim diyor şimdi. Çok şey şakacı. Evet. Çiçekler gibi kokarsın, kuşlar gibi vıcırdarsın. Yakışıklı torunumsun, bak Ege daha körpesin. Sevgiyi ışık yapar, insanlığa saçarsın. Umudumuz sensin, bak Ege daha körpesin. Toprak kumla oynarsın, arabalarla tutkunsun. Ortak geleceğimizsin, bak Ege daha körpesin. Kalbimin nurusun, Ege gönlümün sururu Efe. Göz bebeğim nazlısın bre, bak Ege daha körpesin. Gökşenim kalpten seversin, canlar canını özlersin. Onu gönülden izlersin, bak Ege daha körpesin. Bu vesileyle çok tabii bizi ederiz. Sabırla dinleyen tüm izleyicilere ben en derin sevgi, saygı, hürmetlerimi, şükranlarımı bir kere daha söyleyerek bu yapım ve yönetimde başta Ömer Bey olmak üzere genel müdürüm, ben herkese teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum ve bir başka programda doğrusu kitabın farklı yanlarını da anlatmak üzere inşallah yine tekrar buluşuruz. İnşallah ve saygılar hocam. Sunarım. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun hocam. Evet efendim, bugün de programımızın sonuna geldik. Sevgiyle kalın diyorum efendim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.